Serdar'cığım seni biraz tanıyabilir miyiz? Serdar Çınar, Konya doğumluyum. 9 senedir kickboxla uğraşıyorum. Daha önce farklı bir spor yaptın mı? Daha önce bir spor yapmadım. Evet. Kickboxa başlamanın bir hikayesi var mı? Nasıl bir başlangıç oldu? Bir yerlerden mi heves ettin, başladın veya nasıl oldu bu iş? Tabii ki de dövüş sporlarına hevesim vardı. Küçüklükten bu yana spora başlayıncaya kadar. Okulumuzda kickbox kursu açıldığını duydum. Sonra Mehmet Güçlü hocamla tanıştım. Mehmet hocamın yanında bugünlere kadar geldim. Peki bu spora başlamak isteyen, bu spora heves eden gençlere vermek istediğin mesaj var mı? Herkes bu sporları yapabilir mi? Yoksa işte herkesin yapacağı iş değil, yapmayın, önce bir kendinizi deneyin falan mı diyorsun? Bu konuda senin görüşlerin nedir? Bence sporda bir engel yok. Herkes spor yapabilir. Spora başlayacak arkadaşlar hiç düşünmesinler. Direkt başlasınlar derim. Sağlık açısından olsun, spor açısından olsun, her açıdan iyidir. Tamam. Şimdi sen 9 senedir kickbox yapıyorsun, doğru mu? Daha önce Türkiye'de dereceler yaptın ama 9. senenin sonunda sana milli takıma girmek nasip oldu. Dolayısıyla gençlerin bu sporları düzenli yapması, uzun süreli yapması, devamsızlık yapmaması, devamlı olmaları da gerekiyor değil mi? Bu konuda neler söyleyeceksin? Sporda devamlılık gerekiyor. Devamsızlık olsun, antrenman aksatması olsun veya birkaç ay spor yapıp bırakmak olsun, bunlar iyi değil. Uzun süreli bir şekilde bir hedef belirleyip devam etmeyin. Peki, sportif başarı elde edemese bile insanlar, bu sporlar sadece sportif başarı için, milli takıma girmek için mi yapılır, yoksa farklı hedeflere de bu sporlar yapılabilir mi? Tabii ki de kilo vermek olsun, kilo almak olsun veya başka hedefleri olan arkadaşlarımız da var. Kickbox bir de bütün vücudu çalıştıran değil mi? Tüm vücudumuz çalıştırıyor. Kilo vermek için çok ideal bir spor, en iyi sporlardan birisi, hatta en iyisi diyebiliriz. Değil mi? Birçok manken bile bu sebeple daha fit bir görünüme sahip olmak için kickboxla meşgul oluyorlar. Yine Türkiye'de de birçok sinema oyuncusu falan da ben boks, kickbox gibi mücadele sporlarıyla meşgul olduklarını biliyorum. Peki şimdi önümüzdeki maç nereye gideceğiz nasipse? Nasipse İtalya, Venedik'e gideceğim Allah'ın izniyle. Avrupa Şampiyonası mı? Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası. Ne hedefimiz ne, ne hedefliyoruz burada? Tabii ki de dünya şampiyonluğu. İnşallah. İnşallah bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya okutmak, duyurmak, bunu istiyoruz. İnşallah. Biz de seni takip ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnşallah Allah müsabakada bayrağımızı dalgalandır gelirsin. Amin inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sana. Hoşça kal. Teşekkür ederim röportaj için. Ben de teşekkür ederim.